Hoş geldiniz. Tayyip Erdoğan dün deprem bölgesindeydi. Keza Devlet Bahçeli ikinci tur için yollara düştü ve miting yaptı. Muhalefet seçime bir hafta kaldı hala alanlarda değil. Miting yapacak mı yapmayacak mı o bile meçhul. İyi de bu şekilde seçim kazanılır mı? 5 puan önde olan devlet destekli Tayyip Erdoğan bu şekilde mağlup edilebilir mi? Ayrıca bunun okuması muhalefetin alanlara çıkacak mecalinin kalmadığıdır. Böyle bir görüntüyle sonuca ulaşılamaz. Şimdi bunları söyledim diye troller... Moral bozma diyecek lakin ne yani ikinci turda sokağa çıkamayacak hale gelmeyi alkışlayacak mıyım? Yaptığım seçimi kazanmak için harekete geçin çağrısıdır tahmin değil kesin bilgilerimle ifade edeyim. Altılı masadakiler bile ikinci turun kazanılacağına inanmıyorlar. Bakın somut bir örnek Meral Akşener kabilesi mensubu olan Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan dün dedi ki seçim artık bitti kaybedildi. Biz gazeteciler bu tür değerlendirmeleri işimiz gereği yapabiliriz. Ancak muhalefete mensup bir milletvekili eşikte seçim varken bunu yapamaz, bunu söyleyemez. Onların görevi umudu yaşartıp rüzgar estirmektir. Buna rağmen bunu söylüyorsa anlamı ortadadır. Bu arada apar topar beleşe sahip olduğu milletvekilleriyle grup toplantısı yapan Ahmet Davutoğlu'ndan sonra bir utanmazlık da Ali Babacan'dan geldi. Babacan dün dedi ki Tayyip Erdoğan'la mecliste beraber çalışabiliriz. Hoppala! Şaka yapmıyorum ifadesi aynen böyle. Pardon ama seçim bitti. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi de haberimiz mi olmadı? değilse Tayyip Erdoğan'la çalışırız ne demektir? Söyledim muhalefet yani altılı masanın bile ikinci turdan hiçbir beklentisi yok. Eğer olsaydı Ali Babacan böyle mi konuşurdu? Anlayamadım alel acele Tayyip Erdoğan'a selam göndermenin neyin nesi olduğu. Bunun açıklaması yuvaya dönüş için işaretini bekliyoruz demek değil mi? Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu gibilerden vakarlı olmalarını zaten bekleyemeyiz. Zira onlar vakarın ne manaya geldiğini bile bilmezler de yapılan en hafifiyle yol arkadaşını ilk andan, ilk günden arkadan vurmaktır. Ancak kabahat ne Ali'de ne Ahmet'tedir. Kabahat o gibi naylon genel başkanları masaya oturtanlardadır. Bu gibiler şahsi ajandalarla siyaset yaparlar ki AKP'den ayrılmaları da öyleydi. Cübbeli Ahmet bile CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla alenen dalga geçti. 30 küsür İslamcı sağcıyı beleş milletvekili yaptı dedi. Söyleyin haksız mı? Değerli dostlar, Türkiye'nin cehennemin eşiğinde olduğu facia bir tabloda seçim kaybetmeyi hakikaten izah edemiyorum. Bu şartlarda mağlup olmak galip gelmekten bile zordur. Öyleyken el birliğiyle altılı masanın mensupları bunu başardı. Bakın 2001 ekonomik krizi sonrası yapılan 2002 seçiminde bir önceki seçimin galibi birincisi olan Başbakan Bülent Ecevit'in partisi DSP %1'e e düşmüştü. Tayyip Erdoğan malum ekonomik yıkıma, ekonomik vurgunlara rağmen 14 Mayıs'ta %49,5'tur. Haftaya seçim var, umutsuzluklara katkı sağlamak istemiyorum. Ancak doluya koyuyorum almıyor, boşa koyuyorum dolmuyor ifade ettim. Ne Kemal Kılıçdaroğlu ne altılı masa hala komadan bunalımdan çıkamadı ve ümit pompalayamıyorlar. Cambaza bak misali dikkatleri Sinan Oğan'la Ümit Özdağ yönelttiler. Bu iki isim kararlarını muhtemelen yarın açıklayacaklar. Destekleri kime olacak derseniz kimseye açıktan güçlü destek vermeyebilirler aldığım izlenim o doğrultuda. Başka bir anlatımla biz tarikat lideri değiliz. Seçmenimizin hür, bağımsız iradesine şehler gibi ipotek koyamayız. Hassasiyetlerimiz şunlardır deyip seçmeni serbest bırakabilirler hem Tayyip Erdoğan hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sinan Oğan'la Ümit Özdağ yanlarına çekmek için türlü türlü vaatlerde bulunduklarını dün aktarmıştım. Buna rağmen genel eğilim seçmeni serbest bırakma yönündedir. Ancak bir ihtiyat kaydı düşelim. Sinan Oğan'la Ümit Özdağ'ın bu konuda farklı değerlendirmeleri olduğunu işittim. Yani farklı bir karar açıklanırsa yine çok şaşırmayacağım. Ancak şu hususun altını çizeyim. Diyelim Sinan Oğan Ümit Özdağ cephesi bir tarafa destek açıklaması yapıp angaje oldu. Bunun anlamı eşittir. O taraf kesin kazanır demek olmayacak. Söyledim günümüz seçmeni ne cemaat müridi ne ağların marabalarıdır. Yapılacak açıklama sadece psikolojik katkı yapar o kadar. Sinan Oğan'ın Tayyip Erdoğan'la sürpriz şekilde buluşması için ortaya atılan iddiayı da aktarmak istiyorum. Malum Sinan Oğan Azerbaycan Türk'ü yani Azeri kökenli. Bu sebeple Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev devreye sokulup Sinan Oğan'a rica edilmiş ve Oğan özel bir uçağa bindirilip İstanbul'a Tayyip Erdoğan'la görüşmeye götürülmüş. Bu teyit edilmemiş Ankara kulis fısıltısıdır. Onu da belirteyim. Açıklık getirilmesi gereken bir başka konu hile iddialarıdır. Bakın hile yapıldı mı, yapılmadı mı ben bilmiyorum. Bunu takip etmesi ve en iyi bilmesi gerekense Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bir hafta geçti CHP'den hile yapıldığına dair tek bir veri sunulmadığı gibi açıklama da yapılmadı. Hal ise hile fısıltıları Tayyip Erdoğan'a yarıyor. Çünkü bu şekilde kazansak bile hile ile elimizden alırlar algısına hizmet ediliyor.'' Evet seçmenin sandığa gitmesine olumsuz katkı yapılıyor. Değerli seyircilerim bir hafta sonra daha açık konuşacağız. Ancak şu hususu gizlemenin artık faydası da yok gereği de yok. 14 Mayıs'ta aslında Tayyip Erdoğan kazanmadı, Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti. 9 seçim tecrübesi bulunan CHP lideri her seçimde yaptığı hatalarını tekrar etti dün Cumhuriyet gazetesinde yazıldı. Yöneylem gibi sözde solcu araştırma şirketleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçim kampanyasında yanlış yönlendirmiş. Tekrar ediyorum bu Cumhuriyet gazetesinde yazıldı. Çiçek, böcek, kalp, bahar denilerek halkın gündeminden Kılıçdaroğlu'nu uzak tuttular. PKK ve FETÖ ile özdeşleştirilmeye suskun kalındı. Yine Suriyeliler konusunun da üstüne gidilmedi. Helalleşme denilerek pozitif kampanyayla siyasetin dalaylaması olunmaya çalışıldı. Tayyip Erdoğan montajlı görüntülerle CHP'yi haksız şekilde Kandil ile PKK ile irtibatlandırırken Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın suikast yaptığı tek lider benim. PKK'ya operasyonu yasaklayan da sensin. Bile demedi dedirtmediler. CHP'nin büyük paralar ödediği anket firmaları bunu yapmasını engelledi. Ve heyhat dün ortaya çıktı. O araştırma şirketlerinin ardında olan yani onlara etki eden yine Tuncay Özkan'mış. Evet 14 Mayıs'ın her yerinde Mitçi Şenkal Atasagun'un adamı Tuncay Özkan'ın izi söz konusudur. Kılıçdaroğlu'nu kesin seçiliyorsun diyerek adaylığa ikna eden o. Hem 2018 hem 14 Mayıs'ta yaşanan seçim akşamı fiyaskolarının sorumlusu olan merkezinde olan yine o partinin yüzlerce milyonunu harcayıp açıklayamayan o araştırma şirketlerine yön veren yine o muhalif televizyonların bütün yayınlarını para vermem korkutmalarıyla kontrol eden o peki bütün bunları niye yapıyor derseniz vallahi bunu Kankası olan eski MİT müsteşarı Şenkal Atasagun'a sormak lazım. Zira Tuncay Özkan'ın bu isimle adadaki evinde sık sık baş başa görüştüğü medyada defalarca haber oldu. Seçim bağlamında en dramatik hususlardan biri de deva gelecek saadet ve demokrat partileri toplamının yüzde bir bile olmadığının anlaşılamamasıdır. Tayyip Erdoğan gibi siyasi bir fenomeni yenmeye soyunan Kemal Kılıçdaroğlu ittifak yaptığı partilerin oyunu nasıl bilmez, nasıl araştırmaz, anketler yaptırıp diye öğrenmez? Yok eğer tamamı yüzde birin altında olduğunu biliyordu ise onlara güvenip seçimi kazanmak için niçin yola çıktı? 39 milletvekili rüşvetini neden verdi? Emin olun Cumhuriyet Halk Partisi işçi partisiyle ittifak yapsa çok çok daha fazla milletvekili çıkarıyordu. Bakın İşçi Partisi Kadıköy, Adalar, Beşiktaş, Şişli, Karşıyaka, Çiğli, Foça, Dikili, Muratpaşa, Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi önemli merkezlerde %7 ile %10 arası oy aldı ki oyları CHP'ye eklense çok sayıda milletvekili ediyor. Bütün bunlardan hareketle Kemal Kılıçdaroğlu göle maya çalma misali ya tutarsa deyip kumar oynadı yorumları yapılıyor. Çünkü bu olanların mantıklı başka bir açıklaması yok. Kemal Bey sırf kendini aday yaptılar diye bu tavansız partilere rüşvet verdiğini söyleyenler söz konusu. Buna paralel olarak Cumhuriyet Halk Partisi liderinin FETÖ ve KHK'lıları omuzuna alması da yanlıştı. Yahu onların Tayyip Erdoğan'a oy vermesi zaten sonsuzda bir bile ihtimal dışı. Öyleyse onları memnun etmeye çalışmak neden ki sırf o sebeple yani eyvah Fethullahçılar devlete geri dönecek korkusuyla pek çok ulusalcı, pek çok CHP'li sandığa bile gitmedi. Yine PKK yani Kandil'in seçime bir hafta kala oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu'na demesi de büyük bir sabotajdı. Zira etki tepki realitesi gereği milliyetçi oylar Tayyip Erdoğan'a gitti. Bütün bunların baştan görülmesi ve hesaplanması gerekiyordu. Çünkü PKK Türkiye'de kaos ister ve kaos Tayyip Erdoğan iktidarda kalırsa olur. 13 yıldır bütün seçimlerde yapılan HDP stratejisi yanlışı bu seçimde de yapıldı. Değerli izleyenleri bu noktada trajik ve ironik bir hususa da dikkat çekmek istiyorum. Aktardım. Sosyalist İşçi Partisi Türkiye'nin en zengin ilçelerinden oy aldı. Bunun bir başka açıklaması kaba tanımıyla Türk Sosyetesi komünist ya da sosyalist partilere oy veriyor demektir. Bu durumsa sadece Türk solunun seçkincilik fotoğrafı değil, aynı zamanda sosyal, siyasal ve kültürel buhranın tescilidir. Türkiye'de solculuk artık fikir olmaktan çıktı, yaşam biçimi ya da azınlık kültürüne dönüştü. Varlıklı ve eğitimli kesimde aşırı solun yükselmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin laikliği yeterince sahiplenmediğinin göstergesidir. 2010 sonrası CHP tarikatlara ve çarşafa kapı açarak karşı devrime hizmet eder pozisyona girdi ve bunu kamuoyuna, tabanına özgürlük olarak sundu. Düşünün 14 Mayıs seçiminde Atatürkçü Düşünce Derneği'nden bir kişi bile Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı yapılmazken Vahdettinci 30 küsür isim bu partinin listelerinden meclise taşındı. Öyle olunca da yani yeni CHP ile bilanço ortada. Enkaza dönüşüp her an iflasını açıklayacak bir Türkiye'de Cumhur İttifakı mecliste aşık ara birinci ve Tayyip Erdoğan söyledim ilk turda yüzde 49 buçuktur. Ama ne olursa olsun hep beraber 28 Mayıs'ta koşa koşa sandığa gidelim ve Tayyip Erdoğan'ı göndermek, onu süpürmek için oy kullanalım. Belki bir mucize olur. Noktalarken videolarımı çevrenizde paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.